da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Konya'yı Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir illerine yüksek hızlı tren hatlarıyla bağladık. Kayacık Lojistik Merkezi'nin açılışını bugün yaptık. Buğday Pazarı yüksek hızlı tren garını da tamamlamak üzereyiz. Konya-Karaman hızlı tren hattının altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlayarak elektrikli olarak işletmeye açtık. Sinyalizasyon çalışmalarının bitmesiyle bu hatta seneye hızlı tren işletmeciliğine de geçiyoruz. Ayrıca Konya-Karaman hattının devamında Karaman-Ulukışla, Yenice, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmalarına devam ediyoruz. Konya için bir diğer hızlı tren projesi Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri hattıdır. Bu hat üzerinden ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve oradan da diğer hızlı tren ağlarına bağlıyoruz. Tüm bu projelerle Konya ülkemizin hızlı tren hatlarının en önemli bağlantı merkezlerinden biri haline gelecek. Aynı şekilde şehir içi ulaşımında da raylı sistemleri geliştiriyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yenigar, Fethi Caddesi, Meram Belediyesi raylı sistem hattının inşasına yıl sonuna kadar başlamayı hedefliyoruz. Selçuk Üniversitesi Kampüs, Yenigar, Meram Belediyesi raylı sistem hattının etüt projesi de tamamlandı. Mevcut tren yolu hatları üzerinde çalışacak Konya rayı şehrimize kazandırmak için de kolları sıvadık. Kayacık ile gar arasındaki 17,4 kilometrelik kesimi iki hattan yüksek hızlı tren, iki hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapılabilecek şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Projenin birinci etabının proje çalışmaları tamamlandı. Hattın ikinci etabı organize sanayi bölgesi içerisine girecek. Üçüncü etabı ise Kadınanı Gar, Kayacık Lojistik Pınarbaşı arasında yapılacak. Hava yolu ulaşımını da ihmal etmeyerek yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını şehrimize kazandırdık. Havalimanımızın 2003 yılında 76 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçti. Abdülhamit Han'ın hayali olan Konya Ovası projesini gerçekleştirmek, hamdolsun o da bize nasip oldu. Bu kapsamda inşa ettiğimiz Mavi Tünel projesiyle Konya'nın topraklarını ve şehirlerini suya kavuşturduk. Konya'ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Durmak yok. Yola devam. Biz kurak bir Konya Ovası istemiyoruz. Bereketli bir Konya Ovası istiyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 800 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize 610 milyon liralık gelir artışı sağladık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 361 bin dekar arazi daha sulamaya açılacak. 400 bin dekar arazinin de şebeke sistemi, dikkat edin, açık değil, kapalı sisteme dönüştürülecek. Bunun adımını da atıyoruz. Son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize toplam 9,7 milyar eski rakamla 9,7 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zat
Çiftçilerimize bir şey verilmiyor. Çiftçilerimiz yalnız kaldı. İnsafın kurusun. Bizim ne yaptığımızdan senin haberin yok. Şöyle gel bu yollardan bir dolaş. Bak yüksek hızlı trende neler oluyor. Ankara Konya arasında neler oluyor bir bak. Ama işlerine gelmez. Sağ olsun. Konya'da toplamdaki 24,2 milyar liralık hayvansal ve bitkisel üretimle ülkemizin tarım başkenti olduğunu tescil etti. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 2 ilaveyle 10'a çıkardık. Ayrıca şehrimize 3 endüstri bölgesi kazandırdık. Temelini geçen yıl bizzat attığımız Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ndeki Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası'nın inşaatı inşallah yıl sonuna kadar tamamlanıyor. Konya sanayicisiyle işbirliği içinde hayata geçen bu fabrikada üretilen silah sistemleri dünyaya ihraç edilecek. Savunma sanayini güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya'da Türkiye Silah Test Merkezi kuruyoruz. Konya'da 24 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Yıl sonuna kadar Cihanbeyli'ye, 2 yıla kadar da Hadim ilçemize doğal gaz arzı sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi sadece özetin özeti olarak ifade ettiğim bütün bu yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi saymakla bitiremiyoruz. İnşallah Türkiye'yi 2023'e kadar yeni ve çok daha büyük hizmetlere kavuşturarak hedeflerimizi hayata geçirmiş olarak yeni döneme gireceğiz. Buradan şimdi tüm gençlerimize sesleniyorum. Gençler, lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu şekillendirmek suretiyle çalışmaya başlayın. Sizlerin de gördüğü gibi zaman hızla akıp gidiyor. Göz açıp kapayana kadar 2023'e zaten ulaşmış olacağız. Ülkemizin ondan sonraki rotasını içini gençlerimizin dolduracağı 2053 vizyonu belirleyecek. Biz bu konuda gençlerimize her türlü desteği vermeye, katkıyı yapmaya, altyapıyı kurmaya hazırız. Maziden atiye kuracağımız köprünün bu dönemdeki en son ve en sağlam ayağı sizler olacaksınız. Türkiye'nin size, sizin enerjinize, gayretinize, cesaretinize, üretkenliğinize ihtiyacı var. Ve bu vesileyle bugün dava arkadaşımız, yol arkadaşımız, geçmiş dönemlerde Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızı yapmış Bitlis milletvekilimiz Zeki kardeşimiz rahmetli oldu. Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Şöyle gelin hep beraber ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız yatırımların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii burada özellikle yüklenici firmaya bir ricamı hatırlatmak istiyorum. Şöyle bana bir daha zoomlayarak şu hastanemizin tamamını getirin bakalım. Çevresiyle bir görelim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi Konya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşuyor. Çevre, peyzaj, bütün bu çalışmalarda eksiğimiz var. Hüseyin Bey, bunu gidermemiz lazım. Bu kadar muhteşem bir eserin çevresinde çevre düzenlemesi ve peyzajın eksik olmaması lazım. Rakam çok ciddi bir rakam. Böyle bir dev yatırımın bu tür eksiklerinin de olmaması gerekir. İnşallah Konya'ya bir sonraki gelişte etrafın gayet güzel çamlarla, yeşilliklerle donatılmış olduğunu da görürüz. Çünkü buraya gelen hasta kardeşlerim o yeşillikler içerisinde bir başka can bulacak. Tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi yüksek müsaadelerinizle şehir hastanemiz